Şimdi burada iki yıldan daha az bir kısa sürede Moğol orduları batıda 8800 kilometre kat ediyorlar. 12 savaş kazanıyorlar. İmparatorluğu 12 milyon kilometre kare büyütüyorlar. Bak Fatih'ciğim. Şimdi geliyorlar. Önce Harezmiye'yi alıyorlar. Bu 12 milyon kilometre kareye dahil değil. Bu Cengiz Han'ın kendi başında olduğu orduların fethi. Ondan sonra Maraşaller, Sübütay, Çepe ve Togurçi. Togurçi daha sonra ayrılıyor. İki Maraşal bütün bu alanı alıyorlar. Ve işte buradan 1000 tane beyaz atı topluyor Çepe. Kutsal addediliyor. Geliyor Karakorum'da. Önce raporlarını takdim ediyorlar. Ondan sonra atları hediye ediyorlar. Bundan sonrasını alalım. Cengiz Han'ın ölümünden sonra 3. oğlu Ögeday Han seçiliyor. 1229'da kurultayda. Cengiz Han bunu tavsiye ediyor. Bak Fatih bu çok ilginç. Şimdi 1. oğlu zaten kendinden önce vefat etmiş. Çuçi. Fakat Çağatay var sırada. Cengiz Han diyor ki bu Çağatay diyor iyi askerdir ama asabi bir heriftir diyor. Bazen diyor şeyine hakim olamıyor diyor. Öfkesine hakim olamıyor diyor. Bu diyor hanlık yapamaz diyor. Han için diyor hanlık yapabilmek için daha diyor sakin, soğukkanlı olmak lazım. Sakin, evet, soğukkanlı bir adam. Onun için diyor siz diyor Ögeday'ı seçin diyor. Şimdi bak kardeşim. Aklıma birdenbire baba filmi geldi. Yani onu bilmiyorum da. Şimdi bak. Ögeday Çin İmparatorluğu'nun bir kere fethini bitiriyor. Ondan sonra Kore'yi de alıyorlar. Ondan sonra Sübütay'a şey emrini veriyor. İşte Sübütay'a soruyor önce ne yapacaktık diyor. Sübütay diyor ki şey yapacağız diyor. Çuçi ulusunu genişleteceğiz. Avrupa'yı işgal edeceğiz. Bunun için de 18 senelik bir plan. Bu plan neticesinde Atlantik Okyanusu'na varacağız diyorlar. Bundan sonrasını alayım. Şimdi bak. Bu meşhur Büyük Batı kampanyası. Şimdi önce bunlar geliyorlar. Önce şurayı toparlıyorlar. Bak şurası Novgorod. Burada Vladimir Rus şeyi, prensi. Vladimir bunları karşılıyor. Fakat anında tabii mağlup oluyor. Vladimir'i hava geçirmeyen bir sandığa hapsediyorlar. O sandığın üzerinde bunlar yemek yerken Vladimir havasızlıktan ölüyor. Çok da şey dermiş, insan haklarına saygılı falan. Şu son derece. Sorma. Hatta Oya'ya bazen bunu konuşuyor. Oya'da gülüyor, sen benim memle onları konuşmayın diyor. Bu korkunç bir şeydi. Tamam, ondan sonra bak, Moskova'yı ele geçiriyorlar. Rusya'yı toparlıyorlar, dönüyorlar. Yazı burada, kışı burada geçiriyorlar. Kıpçak steplerinde geçiriyorlar. Ondan sonra Batı taarruzu başlıyor. Batı'ya taarruz ederken Maraşal Sübütay orduları bir kısmı bugünkü Polonya'ya, bir kısmı bugünkü Almanya'ya, bir kısmı da bugünkü Macaristan'a gidecek şekilde üçe bölüyor. Lignitz Savaşı meşhur. Lignitz Savaşı'nda biliyorsunuz Heinrich şövalyelerinin, Teton şövalyelerinin başında Moğolları karşılıyor. Savaştan sonra Heinrich'in cesedini karısı altı parmaklıymış. Ayağının bir tanesi. Oradan tanıyor. Oradan tanıyor. Çünkü kafayı götürmüşler. Ne Polonya kalıyor ne Almanya kalıyor. Bu arada Macarlar toplantı yapıyorlar. Kral Bela komutasında. Diyorlar ki efendim nasıl müdafaa ederiz kendimizi? Herkes diyor ki Kafkas geçitlerini, aman Karpat geçitlerini tutalım. Falan. Bu tartışmalar olurken haber geliyor ki Karpat geçitleri geçilmiş. Çoktan. Onun üzerine Kral Bela Avusturya'ya kaçıyor. Ve Maraşal Sübütay harekat başlamadan diyor ki şu tarihte bugünkü Budapeşte yakınlarında bir yerde Tuna üzerinde bütün birlikler bir araya gelecek diyor. Kardeşim o tarihte bütün birlikler bir araya geliyor. O zaferden sonra bir işte bizim diye bir kokteyl veriliyor büyük. Bu kokteylde Kerata Küyük, daha sonra han olacak olan Küyük Sübütay'a karşı geliyor. Sübütay da babasına şikayet ediyor. Babası da han, Ögeday. Sübütay bunu babasına şikayet ediyor. Babasından gelen emir ne biliyor musun Fatih? Babamın yasasına göre komutana itaatsizlik eden öldürülür. Derhal öldürür. Kendi oğlu ya. Oğlu.
Onun üzerine Sübütay hemen haber gönderiyordu ki sen diyor babanın yasasını eksik okumuşsun diyor. Çünkü diyor arazideki bir orduda verilen cezaya ordu komutanı karar verir diyor. Bu şekilde 2 gün hayatını kurtarıyor Sübütay. Ondan sonra Sübütay emir veriyor diyor ki devam. Bak Adriyatik'e çıkıyorlar. Hırvatistan. Evet, bütün buralarda istikşaf Boslar, yapıyorlar. Boslar, Seyker, bütün buraları toparlıyorlar. İşte bu arada Ögeday Han ölüyor. Ögeday Han ölünce tabii kurultay toplanacak. Ordu geri çağrılıyor. Avrupa'yı bu kurtarmıştır kardeşim. 18 yıllık planı Ögeday Han vefat ettiği için uygulayamıyorlar. Hayat yetmiyor yani. Evet, hayatı yetmiyor adamın. Bir de yani işte dediğim gibi Moğol kurallarına göre. Peki bu sırada Rusya var mı? İşte dedim Vladimir'in hanlığı. Havanlık var. Küçük bir şey. Ve zavallı Vladimir. Peki bu Moğollar hep atak mı? Hiçbir zaman bir savunma? Hayır hiç yok. Kendi kendine çok sonra geri gidiyorlar. Çok sonra işte Çinliler bunları atıyorlar falan filan. Ama Kubilay'dan çok sonra oluyor bu. Dediğim peki Baybars nasıl bunları durdurmuş? Baybars bunları durdurmuyor kardeşim. Bir tane savaşta bir Moğol ordusu, küçük bir ordu yeniliyor. Ondan sonra dediğim gibi ortalık karıştığı için durduruluyor. Yoksa yani ne Baybars'tı ne Memlük'tü de bu adamları durdurmak mümkün değil. Kendileri dururlarsa duruyorlar. Evet. Çünkü şimdiye kadar anlattığımız şu. Bu ordu bugünkü bizim askeri anlayışımıza göre modern bir ordu. O zaman dünyanın hiçbir yerinde bu kadar modern ordular yok. Modern ordu ve çok üstün savaş taktikleri var. Müthiş. Müthiş. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bu işte bak. Çinlilerin zavallı şeylerine göre çizdiklerimizde Çin tarihlerinde bak Batuhan, Feldmarşal Sübütay. Tabii bunlar böyle değildi herhalde bu adamların kıyafetleri. Çinliler kendilerine göre acaba kaç tane Çinli Batuhan'ı gördü? Çünkü Batuhan ta sarayda oturuyor. Volga'nın üstünde. Bundan sonrasını alalım. Bir sonraki arada işte. Dediğimiz gibi burada Kurmay Başkanı Orlok Sübütay biraz önce anlattığımız hikaye bak Kadan mesela şeye giden birliklerin Adriyatik'ten Bulgaristan'a kadar istikşaf hareketini yapan birliklerin komutanı genel bunlar ama hiç denizciliği sıfır hiç yok. Hayır, hiç yok. Ama mesela Sumatra'yı işgal ediyorlar. Fakat Japonya'yı işgal edemiyorlar çünkü iki defa teşebbüs ediyorlar. İkisinde de orduyu fırtına bir tayfun dağıtıyor. Kubilay Han diyor ki ya diyor birileri istemiyor bizim bu işi yapmamızı diyor. Şimdi bak Batı şeyine ne derler harekatına katılan kimler var Cengiz Han'ın komutanları arasında? Bir kere Batu Han'ın kardeşleri var. Prenslerden Orda, Siban, Berke ve Sinkur. Çağatay'ın oğlu Prens Baydar ve onun torunu yani Çağatay'ın torunu Prens Buri. Ögeday Han'ın çocukları Prens Küyük ve Prens Kadan. Tuluy Han'ın çocukları Manku ve Budyek. Fakat arkadaşım dikkatini çekerim. Bütün bunlar Sübütay, Maraşal Sübütay'ın emrinde. Ben Cengiz Han'ın oğluyum, torunuyum bilmem ne yok öyle şey. Tabii. Rütben neyse ona göre. Çünkü burada başkomutan, daha sık genelkurmay başkanı, kağıt üstünde başkomutan Batu gözüküyor ama burada esas ordulara komuta eden Sübütay. Sübütay'a itaatsizlik ettin mi hapı yuttun. Peki sonra bunların arta kalan devletler hangileri? Bugünkü Moğolistan'dan başka bir şey yok. Yani işte yok, o dönemde arta kalan. O dönemde baktığın zaman arkasından Timur geliyor ama Cengiz Han'dan sonra mesela Orta Asya'da Çağatay Hanlığı var. O direkt Çingizitlerin komutasında. Toktamış var Timur zamanında Altın Ordu'nun başında. Bunlar hala ayakta olan kısımları Cengiz İmparatorluğu'nun. Timur Çağatay Hanlığı'nı ele geçiriyor. Çünkü diyor ki bunlar diyor Cengiz Han'ın soyundan vasiyetini yerine getirmiyorlar diyor. Cengiz İmparatorluğu ne hale geldi diyor. Bunu diyor toparlamak lazım tekrar diyor. Peki mesela şimdi Alman generaller, Alman mareşaller
İkinci Dünya Savaşı öncesinde veya sırasında hazırlıklarını yaparken bunları okumuş, bunlardan tarih dersi almış. Eminim okumuşlardır ama şu kadarını söyleyeyim. Kardeşim ders almamışlar. Neden ders almamışlar? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler son söz. Her zaman. Burada öyle değil. Öyle değil. Burada biraz önce örnek verdim. Yani arazideki maraşal... Diktatöryel bir sistem yok burada. Var ve yok. Şöyle, han kağıt üstünde tamam. Son seçici. Tamam. Ama arazideki maraşal hana ama o yetkilerini, atıyor. Yetkileri arazide evet, bu işin evet. İçindekilere bırakıyor. Evet. Ve yani müdahale etmeye kalktığı zaman da arazideki komutan bak diyor, babanın kanununa göre sen karışamazsın. Peki şimdi.